Ali abi, 91 yıllık hayatınızın başlangıç noktasını anlatır mısınız? Nereden başladınız? Başlangıç noktası Gümrücünen'in Salmanlı köyünden. Hı hı. 1947 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı parasız yatılı imtihanı kazandım. Hı hı. Ve Bursa Erkek Lisesi'ne geldim. Bursa Erkek Lisesi'nde o zaman lise 7 seneydi. Ortaokulla beraber 7 sene orada okudum. Parasız yatılı olarak. Bana devlet hem yemek, hem barınma, hem de elbise vermişti o zaman. Kaç yaşındaydınız? Vallahi 1932 doğumluyum işte. 47'de geldiğime göre 13-14 yaşında falandım. Hı hı. Türkiye'deki hayatınız öyle başladı. Öyle başladı. Hı hı. Sonra lise bittikten sonra imtihana girdim, lise kazandım ve siyasal bilgileri kazandım ben. İstanbul Üniversitesi. Ankara Üniversitesi siyasal bilgileri kazandım. Hı hı. Orada 3 ay kadar kaldım. Sonra bir arkadaşım dedi ki Yunan tabiyetinde olan talebeler İngilizce muafiyet imtihanı verince istedikleri yere gidiyor. Hı hı. Yazılıyor. Evet. Ben de bunun üzerine hemen orayı bıraktım, İstanbul'a geldim. İngilizce imtihanına girdim, kazandım. İngilizcem iyiydi çünkü. Hı hı. Kazandım, kazanınca nereye gideceksin dediler. Dedim, diş hekimliğine gideceğim. O şekilde Ankara'yı bırakıp geldim, diş hekimliğine kaydoldum. Ve öyle başladı hayatım. Orada işte 4,5 sene kadar okudum. Okulun tam ismini söyler misiniz? Diş Hekimliği Fakültesi mi? Diş Hekimliği Okulu'ydu o zaman Bayezid'de. Diş Hekimliği Okulu'ydu adı. Sonra da fakülte oldu. Başka yere kalktı. Onu benden sonra oldu. Mezuniyetten sonra? Mezuniyetten sonra, evet. Kaç yılında mezun oldunuz? Ben 1959 yılında mezun oldum. Tam benim doğduğum gibi. 59 yılında mezun oldum. Ve askerlik meselesini babam Yunanistan'da hallettiği için hemen muayenehane açma durumum oldu. Nerede açtınız muayeneyi? İlk muayeneyi Uzunköprü'de açtım. Uzunköprü'de açtınız. 1959'da. Nerede? Uzunköprü'nün neresinde? Uzunköprü'nün ne sokağı bu karşıki? Nevzat Han binası var orada. Hı hı. O sokakta açtım. Sonra 1961-62'de bugünkü muayenehaneme geçtim. Şimdi hizmet verdiğiniz yeri yani. Efendim? Şimdi hizmet verdiğiniz yeri. Şimdi hizmet verdiğim yerde 62 senem geçti. Hı hı. Hala devam ediyorum. 62 yıldır yani. 62-63 yıl oldu şimdi. Şimdi bu süre içinde siz diş hekimliğini Uzunköprü'de yaparken birçok faaliyetiniz oldu. Bunların evet. Sırasıyla nedir onlar? İlk faaliyetim Uzunköprü'nün ihtiyacı olan ve çevresinin ihtiyacı olan yem fabrikası açılması konu oldu. Bunun üzerine Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber biz bu işe giriştik. Ve 3 sene içinde imalata geçtik. Ben bu arada makineler için İsviçre'ye gittim. Makineleri aldık geldik oradan. Ondan sonra İsviçreli elemanlar geldi de kurdular ve biz faaliyete başladık. 8 sene ben başkanlığını yaptım bu işin. Uzyemin. Ve kar dağıttık halka. Sonra muayenehanemde çok hastalar beni çok aradılar ve mecburen orayı bırakıp gene muayenehaneme döndüm. Başka arkadaşlar yönettiler. Başlangıç noktasındaki arkadaşların isimlerini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii. Sayar mısınız? Sayalım. Hüseyin Tekeli. Hasan Hüseyin Bilgin. Ondan sonra Sakıp Şar.
Hasan Yazıcıoğlu, Yusuf Aytın, bunlar arkadaşlarım da, idare etti arkadaşlarım. Yani birlikte... İsmail Ardaman vardı bir de. Birlikte kurduk. Birlikte idare ettik, birlikte kurduk. Ben makinalar için gerekli dövizi bulmak için Sanayi ve Kalkınma Bankası'na müracaat ettik. Ben bizzat gittim. Oradan 625 bin o zamanki parayla mark kredi çıkarttık oradan. Sonra krediyi ödedik. Yavaş yavaş ödedik, bitti. Bu o düzeni kurma fikri nereden geldi? Yani siz mi onu düşündünüz? O düzeni kurma fikri Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. Hı hı. Ama bir anonim şirket nasıl kurulur hiç kimse bilmiyordu. Ben anonim şirketle ilgili bütün kitapları okudum ve toplantıya geçtik. Ve bunun üzerine ben anlattım arkadaşlara. Dediler ki sen başkan ol, bu işi yürüt. Hı hı. Ve o şekilde başkanlık. Kurucu başkanlığı. Evet, idare heyeti başkanlığını kabul ettim. Hı hı. Ve devam ettik bu şekilde. 8 sene arkadaşlarla beraber yürüttük bu işi. Kere geçtik. Hı hı. Sonra bu UZEM kaç yıl burada UZEM olarak faaliyet gösterdi? 1977'de açtık. Hı hı. 73'te başladık, 77'de fabrikayı açtık işletmeye. Kuruluş sürecinden sonra. Evet, yani. Aldık ve devam ediyor hala. Sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği fazla hisse aldılar ve fabrikayı onlar idaresi onlara geçti. Hisse çoğunluğuyla. Hisse çoğunluğuyla. Anonim şirketlerde hisseler kimde fazlaysa o idareye ele alıyor biliyorsunuz. O şekilde onlara devrettik. Üretim yani, devam ediyor. Üretim devam ediyor, hala devam ediyor. Yani 2023 yılında hala devam ediyor, evet, kurduğunuz kurum. Evet, hala devam ediyor ve başarılı bir şekilde halka hizmet veriyor. Sanırım Uzun Köprü'nün ilk girişimiydi galiba o. Uzun Köprü'de ilk anonim şirketi biz kurduk. Hı hı. Ve bizden sonra zannediyorum bir hayli anonim şirket kuruldu çevremizde, Uzun Köprü'de. Başka bir faaliyetiniz var mı, oldu mu? Ondan başka pek faaliyetim olmadı. Muayenehaneme döndüm. Devam ediyorum şu anda. Mesleğim, icabı neyse onları yerine getiriyorum. 91 yaşındasınız. 91 yaşındayım, işimin başındayım. Hala devam. Uzun ömürler diliyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol efendim, iyi günler size. Ya bu arada şeyi de alayım ben. Aile, işte anne baba adı. Annemin adı Hatice, babamın adı Ali. Ben Ali oğlu Ali'yim. Siz, ilk siz geldiniz buraya. Ondan sonra aile ne zaman geldi? Aile peki, 1975'te geldi. Onlar nereye geldiler? Onlar da Uzunköprü'ye geldiler. Uzunköprü'ye, ailem çiftçi benim. Çiftçiydi. Buradan tarla aldık onlara. Çeltik falan ektiler. Günlüğünde ektiler. Birader çiftçiydi. Kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeş, üçümüz de Uzun Köprü'de kaldık. Hı hı. Ama şimdi Edirne'de mühendistir kardeşim bir Cahit Köse. Hı hı. Faik çiftçilik yapıyordu. Faik'in bir oğlu Ercan Köse, o da kadın hastalıkları mütehassısı. İstanbul'da çalışıyor. Hı hı. Durum bu. Siz evli, kaç ben çocuğunuz? Evliyim, üç tane evladım var. İkisi kız, birisi oğlan. Oğlan diş hekimi. Hı hı. O da Levent'te muayenehanesi var. Orada çalışıyor. İmplant yapıyor devamlı. Hı hı. İmplant üzerine çalışıyor en çok. Kızlarım da biri Boğaziçi Üniversitesi mezunu. O da fabrikalarda pazarlama konusunu işliyor. Oralara gidiyor. Fabrikalarda ya iş, büyük iş yerlerinde personel eğitimi yapıyor. Peki 91 yaşında hala mesleğinin başında olan biri olarak yeni mesleğe başlayan gençlere ne önerirsiniz? Önerileriniz nelerdir yani? Önerilerim şu. Bir kere meslek icabı sigara içmemeleri lazım. Meslek hiç kullanmadım. Ben hiç kullanmadım. Hı hı. Onun için benim tavsiyem bu mesleği yapacak olan kişilerin sigara içmemesi lazım. Bir. İkincisi dürüst çalışacaklar ve
halka iyi hizmet ettiklerine inanarak çalışacaklar. Bizim halk iyi hizmet edeni derhal anlar. Ve başarılı olmaları için hilesiz, hurdasız çalışmaları gerekiyor. Peki bu mesleğinizi sürdürürken ilginç olaylar yaşadınız mı? Öyle anlatacağınız şeyler var mı? Vallahi anlatacağım, bizim diş hekimleri odası her sene yemek yapar. O yemekte benim 60. yılımı plaketini vermek verdiler. Ve bana sordular, oradaki bir arkadaşım. Dediler ki, bu 60 sene nasıl geçti? Anlatır mısınız? Ben de bunun üzerine dedim, gündüzleri çalıştım, geceleri uyudum, bir de baktım 60 sene geçmiş. Başka dedim, ne söyleyeyim size? Düşle gerçek arası yani. Çok teşekkürler, uzun ömürler diliyorum.